Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Willy Wonka Funko Bar figürünü tanıtacağım. Biliyorsunuz 2024 ya da 2023'te işte zaman kavramı çok iyi değil. Yeni bir Willy Wonka filmi çıkmıştı, Warner Bros. çıkarmıştı. Bu filmde Willy Wonka'nın şöhretini kazanmadan önceki bu basamakları nasıl çıktığını, nasıl arkadaşlıklar edindiğini, başına neler geldiğini gösteriyordu. Böyle filmleri kolay bir evren bilmiyorum ama benim gerçekten çok hoşuma gitmişti. Zaten Willy Wonka'nın yeri de ben de çok ayrı çok seviyorum seriyi. Küçükken Johnny Depp'in oynadığı Willy Wonka'yı izleyince bayılmıştım. Hani böyle bir film gelmesi de çok hoşuma gitti. Maalesef o film biraz eski olduğu için figürleri de çok pahalıydı Funko Pop'ları. fakat yeni film çıktığında ilk çıktığı için daha ulaşılabilir oluyor. Özel bir seri olmadığı için de daha kolaydı. Ve hani yıl geçtikçe gerçekten figürlerin kalitesi artıyor. Burada da şu an karşınıza gördüğünüz gibi yani bu gömleğinin, ceketin detayları falan muazzam. Ben de size şimdi bu figürü tanıtacağım. Gerçekten kıyamadığım için figüre kutusundan nadir çıkarmıştım. Ya sanırım sizinle ikinci kez çıkarıyorum. Öyle düşünün yani. Bir ilk geldiğinde çıkarmıştım. O zaman çok uzatmadan hemen figürü tanıtmaya geçebilirim. Böyle içinde bir limonka figürümüz de var. Yanılmıyorsam standı da olması lazım ayakta durması için. Çiçekli böyle renginden tabi mi değilim. Ne renkleniyor buna bilmiyorum her neyse. Gül rengine benziyor. O tarz bir e, ceketimiz var. İçinde böyle yakalık ne deniyor bilmiyorum kusura bakmayın. Desenli bir gömleğimiz var. Çizgili bir pantolonumsu bir şeyimiz var. Elinde bastonu var. Ve o harika babulu var elinde. Kafasında da şapkası var ama gözükmüyor. Şurada gözüküyor. Çıkarınca göstereceğim tabi. Böyle figürün tam olarak görünüşü de böyle arkadaşlar. Muazzam bir figür. Evet şimdi aynı seriden diğer figürlere gelelim. Şimdi Noodle, Slugworth ve Prognos yanılmıyorsam önceki Willy Wonka evreninde geçmiyordu. Bu yeni filmde bahsedildiler. Burada alsam Noodle alırdım ama hani aşırı da başlamak istemedim arkadaşlar. Zaten çok sevdiğim şeyleri alıyorum artık. Elimden geldiğince azaltmaya çalıştım koleksiyonumu. E yani Fıstılak Water Pro'da nasıl kesinlikle almazdım. Noodle'ı belki alırdım ama almadım. Evet öyle. Şimdi gelelim figüre. Ben hemen kutuyu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar figürün ilk izlenimi böyle. Neredeyse vücudu kadar şapkası var ama genel olarak güzel bir figür. Hemen tanıtmaya başlayayım o zaman. Böyle bir tane standı var. Bunu ayakta duramayan figürler için yapıyorlar ama hani ben ayakta duracağını düşünüyorum. Yine de ben standı çok beğeniyorum. Yani koyunluklarında da seviniyorum. Gerekli olsun gerekli olmasın. Şimdi böyle bir tane bavulumuz var. Üzerindeki detayları, eskitme detayları falan mükemmel. Harika. Bu çikolata yapım e, bavulu, valizi gibi bir şey. İçinde özel malzemeleri var. Böyle bir tane bastonu var. Gerçekten yine harika. Dışındaki o pembemsi morumsu şeydi. Ee, ceketi. Üzerinde çok güzel çiçek e, işlemeleri var. Yandırdığımı da göstereyim. Cidden gün geçtikçe daha güzel figürler yapıyorlar. Bayıldım yani. Gelsen tek kelimeyle bayıldım bu figüre. Kıyamıyorum cidden kutu dışında sergilemeye. Öyle düşünün yani. Ayakkabısı da çok güzel. Çok tarz bir ayakkabı. Bağcıkları açık kalmış ama. Böyle hafif bej rengi tarzında bir tane de pantolonu var. Paçaları kıvrılmış. Üstünde çok renkli bir iç ceket var. Bir de gömleği var gördüğünüz gibi. Mavi, pembe ve beyaz renginde sarmal sarmal gözüküyor. Bir de arkadaşlar benim figürümde böyle bir sorun var gördüğünüz gibi. Böyle ben gibi bir şey var. Normalde bu figürde yok. Ne yaptıysam geçiremedim. Maalesef kaldı. Şimdi gelelim saçına. Saçı cidden çok güzel böyle dalgalı dalgalı. Bizim alıştığımız video kanı saçı biraz düz ve hani küt kesim gibiydi. Fakat bununki dalgalı. Ama yine de çok hoş olmuş. Figürde de çok güzel gözüküyor bence. Şimdi gelelim koca şapkasına. Gördüğünüz gibi şapkası kocaman standı çıktı. Şurada böyle fiyonk gibi bir şey var. Çıkmıyor tabii şapkası böyle figürlerin genelinde çıkmıyor. Genel olarak mükemmel bir figür yani gördüğünüz gibi. Ay düşürüyordum. Bakayım ayakta kalıyor mu? Ben ayakta kalır dedim de. Aa kalmıyor. Şu boş yerde yapayım. Ha kaldı. Ama biraz zor kalıyormuş. Tam standartın olması iyiymiş. Genel olarak figür böyle. Yani güzel kostümü falan. Farklı bir bonka tarzı ama mükemmel ver. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum yorumlar kısmında. Dediğim gibi benim çok sevdiğim bir seri. Sizin de Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu seri hakkında bildiklerinizi de yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.